Geçen Sayın Başbakan açıkladığına göre faiz oranlarının indirmesi gerektiğini ona da bankalar uyarak başta Ziraat Bankası birin altında düşündüğünü açıkladı. KDV oranı %18'den 8'e düşmesi, TAP harçlarının %4'ten 3'e düşmesi gayrimenkul sektörü için büyük bir bayram havası yaratmış gözüküyor. İnşallah bu Malatya'mıza da yansır. Malatya ekonomisinin Kayseri'ye bağlı olmasından dolayı çok fazla etkilenmesi de büyük bir hareketlerin yaşanacağını düşünüyoruz. Araştırmamıza göre de yaklaşık 2000 civarında bir konut stoku var Malatya'da. Burada müteahhit firmalar da taşın altına elini koyması gerekiyor. Kâr marjını biraz aşağı çekerlerse vatandaşlarımız ev sahibi olacaklardır. Faizlerin düşmesi de tapuaçlarında bir puan düşmesi insanlarımızı biraz rahatlatmış gözüküyor. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da istikrarlı bir seçim yaparsak bu istikrarlı satışlar devam edecektir diye düşünüyoruz. Peki bu yüzde işte bir dilimlik dediğiniz düşüş dedi. Ne kadar yansıyor? Bir eve ne kadar yansıyor mesela? Mesela örneğin 200 bin lira bir beyan değeri olan gayrimenkulde 4 bin lira alım satım harcı yatmaktaydı. Şimdi ise 3 bin lira yani vatandaşın 200 bin liralık bir gayrimenkul alım satımında 1000 lira tapu harcında bir faydası var. Müteahhit firmalar da örneğin 200 bin lira bir daire 36 bin lira KDV ödüyorlardı. Bunu tüketiciye yansıtıyorlardı. Bu 36 bin liradan 16 bin liraya düşecek. Yani bu ne olacak? Müteahhit firma vatandaşa 200 bin lira, 236 bin lira değil de 208 bin liraya bir daire vermiş olacak. Yani bu şekilde bayağı bir düşüş oldu. Tabii. Yani O biz zaman. asgari olarak 200 bin lira Malatya'da sıfır daire yok da şu an en az bir daire Malatya'da 350 bin lira. Vatandaşın yaklaşık 300 bin lira bir daire alımında %10 KDV'de kar olacak, %1 ile tapuda kar olacak, yaklaşık 13-14 bin lira faydası oluyor. Bu da büyük bir fayda sağlayacak diye düşünüyoruz. Maliyet yüksek, Yani maliyet stok dediğiniz binalar yapılmış, hazır bekliyor, satış yok. müşteri bekliyor. Bunun sebebi de ekonomik şey mi? Ekonomi faydanın Yani yüksek olması. yüksek olması. Artı müteahhit firmalar içinde de işte 200 bin liralık bir daire 36 bin lira KDV ödemek zorunlu vardı. 200 bin liralık bir dairede şu an %10 düştü. 20 bin lira KDV'den vatandaşın faydası var. 1000 lira da tapuajdan faydası var. Yani bu vatandaşa büyük bir kolaylık. Düşünün 200 bin lira bir daire arıyorsunuz. 36 bin lirası 4 bin lira tapuacı, 20 bin lirası bedava gidiyor, devlete gidiyor. Bunun olur. Çok büyük bir indirim olduğu için vatandaş biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor.